Bozu'yla konuştuk, davulcu. Ondan sonra gittik stüdyodan günlerimizi aldık. Ondan sonra girdik, kayıtları yaptık. Ondan sonra birinci albüm Hands and Lips 1994'ün Kasım ayında piyasaya çıktı. Peki aldığınız tepkiler nasıldı? Umduğunuzu bulabildiniz mi Hands and Lips albümünden sonra? Şimdi bir kere evvela ben kendi kompozisyonlarımı çalacağım diye başladım. Ve albümde hep kendi kompozisyonlarımı çaldım. Ve de Türkiye'de bugüne kadar yapılmış olan Önder Foca'nın albümü var. Bizimki de hemen hemen aynı zamanlarda çıktı piyasaya. Tabii insanlara değişik geldi. Bugün herkes yurt dışından aldığı CD'leri dinliyor, albümleri dinliyor. Niçin bir Türk müziğinin eksik kalan kısmı ne? Yani caz müziği zaten evrensel bir müzik. Belli formlar benim albümümde de, bütün formlar belli. Üşenmedik, bütün masraflara girdik. Stüdyoya kuyruklu piyanolar taşıdık. Dünya standartlarında bir stüdyo da yapıldı bu. İyi müzisyenler çaldı. O zaman da iyi tepkiler almaya başladım. Albüm çıktıktan 4-5 ay sonra da İstanbul Festivali'nden davet geldi. İkinci Uluslararası İstanbul Festivali. Orada çaldım. Ondan sonra bir sorumluluklar içine girdim. İkinci albümüme üstüne uğraşmaya başladım. Ondan sonra ikinci albüm çıktı. 20-25 gün kadar evvel. Ondan sonra şimdi de o tempoda üçüncü albümümle uğraşıyorum. İşte yurt dışı konserleri oluyor. Burada bir takım festivaller oluyor. Biraz böyle sıkıştırmalar başladı. Bundan bazen şikayet ediyorum ama sonuçlarını aldıkça da keyifleniyorum. Evet, bunların hepsi emeğinizin sonucu aslında. Evet. Şimdi stüdyomuzda İlk albümünüzde emeği geçen sevgili Oğuz Durukan var ve şu an birlikte çalıştığınız müzisyen arkadaşınız Alan Harris. Şimdi onu yanımıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Buyurun efendim, şöyle alayım. Hi Alan. Hi Alan. Hello. Please sit here. Merhaba. Merhaba. Evet, sohbetimiz biraz karışık olacak. Yarı İngilizce, yarı Türkçe bu anlamda Alan'la anlaşabilmek için. Ama herhalde Kerim'in de yardımıyla bunu atlatacağız. Evet Oğuz Bey, demin de Kerim'in bahsettiği gibi. Evet. İlk CD çalışması, ilk albüm çıkışı nasıl oldu? İlk albüm, albümün parçalar daha hazırlanmadan epey evvel. Kerem zaten uzun bir süredir bu bir takım besteler yaptığından bahsediyordu. O ara beraber çalışıyorduk Kerem'le. Arada bir onları hazırlıyor, işte notaya döküyor, getiriyor, beraber çalıyorduk, bakıyorduk filan. Ve kafasına koymuştu o zamanlardan, diyordu ben bunlardan bir tane CD yapacağım. Ve o şekilde başladı olay. Daha sonra işte yapımcı şeyi bulduk, firmayı bulduk ve neticede stüdyoya girildi ve CD çıktı ortaya. Ne kadar zamandır birlikte çalışıyorsunuz? Vallahi ben Kerem'le ilk 88'de başladım çalışmaya. Aşağı yukarı yani çok kısa bir zaman öncesine kadar neredeyse sürekli olarak çalıştık diyebilirim. Yani çok aşağı yukarı demek ki 7 sene falan oluyor. Kerem Bey, biz caz müziğinin farklı bölümlere ayrıldığını biliyoruz. Sizinki hangisine daha yakın? Benim müzik tarzımı cool caz olarak. Öyle değil mi Oğuz? Daha çok böyle melodik ağırlıklı, armonileri fazla insanları kafasını karıştırmayan, ritmik ve armonik birbirine dayanmanın üstüne çıkan melodiler, cool jazz, mainstream de olabilir. Bu aralarda. O benim etkilendiğim insanın zaten ya, Billy Evans'ın müziğinden çok etkilendiğim için hep Billy Evans'ı anımsatır benim şeylerim ama kesinlikle taklit etmiyorum. Taklit etmek başka, esinlenmek başka. Evet, öykünmek. Evet. Herhalde her sanatçının ana kaynağı değil mi? Mesela Alan'ın da belki etkilendiği şarkıcılar vardır. Şimdi o da mesela akşamları söylüyor. Bazen George Benson'a kaçıyor. Bazen Al Jarreau'ya gidiyor gırtlak. Nat King Cole gibi söylüyor. John Hartman'dan bazı şarkılar söylüyor. Yani bu insan, çünkü artık dünyada taklit edilecek bir şey yok. Hı hı. Belli başlı şeyler var. Onlardan esinlenip kendinizden ilgili bir şeyler vermelisiniz. Evet. Peki bu son dönemlerde bilgisayar müziğin çok içine girdi.
Siz bilgisayarı kullanıyor musunuz müziğinize? Ben akustikten başka hiçbir şey kullanmıyorum. Oğuz da bilir. Ben piyanonun tahtasına dokunmak zorundayım. Bir ağaç enstrüman çalma, öyle plastik synthesizer'lar, keyboard'lar ellerime yapışıyor. Onlarla hissedemiyorum bir şey. Hissetmeniz gerekiyor. Hissetmek lazım. O da bir canlı bir şey işte, ağaç yani. Ağaçta ekilmiş, büyümüş, kesilmiş, yapılmış bir madde. Şimdiye kadar çalıştığınız kulüplerde yabancı müzisyenlerle de çalıştınız. Nasıldı çalışma ortamınız? Şimdi değişik bir iki tane kültürün bir araya gelmesi insana bir takım müzik tarzlarında yardımcı oluyor. Mesela Alan bu sene geldi, beraber çalıştık, gitti, tekrar geldi şimdi. Ben ondan bir şeyler öğreniyorum. O da benim birkaç tane kompozisyonuma şarkı sözü yazmaya başladı. Bir şeyler yazıyor. Belki ileride bir beraber bir proje olur. Değişik dokunuşlar. Müzik enstrümanlarında da öyle. Basçı mesela Eric Reeves vardır. Ondan sonra onunla çalıştık. Ondan sonra ondan bir şeyler öğrendim. Ondan sonra Oğuz geldi. İşte Dinah Murray vardı, o gitti. Can Kozlu geldi. Böyle beynel bilal lisan sahnede devamlı o gidiyor, bu geliyor. Değişiklikler oluyor, güzel oluyor. Festivalde Jam Session'larda Wynton Marsalis'te Joshua Redman'la çaldık. İkişer, üçer saatlik güzel session'lar oldu bunlar. Unutamadığım çok keyifli anlar. Sonra mutlu oluyorsun geceliğin yatağa yatınca. Çaldığın şeylerine böyle tın 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 sesler uçuşuyor her tarafında. Bazı şeyleri kafanın içine giriyor. Kendin çalarken o öğrendiğin şeyleri çalıyorsun. Bak Oğuz gülüyor da çünkü o benim şey yaptığımı da anlıyor. Anlıyor. Aynı şeyler. Oğuz'un da yanına değişik bir piyanist geldiği zaman heyecanla bakıyor ona, zevk alıyor. Çünkü Türkiye'deki bizim en büyük eksiğimiz sadece 25 tane caz müzisyeni olması ve bu müzisyenlerin birbirlerinin ne çaldığını çok iyi bilmesi olması. Değil mi Oğuz? Herkes biliyor birbirini. Bu zaman ne oluyor? İnsanlar birbirine bir şey veremiyorlar. Bir şeyler öğrenemiyoruz. Fakat değişik dışarıdan iyi müzisyenler geldiği zaman, dışarıdanki gelen her müzisyenin iyi olma diye bir şey de yok. İyi müzisyenler geldiği zaman kulakları dikip bir şeyler öğrenince bu sefer biz buradaki arkadaşlara, yani bu çok çok keyifli alışverişler. İşte bunlardan biri de Alan Harris'tir. Onunla da çok keyifli şarkılarımız oluyor. Evet, ben şimdi biraz Alan'a döneceğim. Alan'a hoş geldiğini ve Türkiye'de nasıl bir çalışma ortamında olduğunu, Türkiye'ye geldiğinde neler beklediğini ve neler bulduğunu soracağım. Böylece sohbetimize devam edeceğiz. Yes, welcome dear Alan. What do you expect when you come from Turkey and what do you find when you come in Turkey? Not what I expected. Why? No, I'm pleasantly surprised. They asked me to come and perform and they told me not to bring my band. And I balked at that. I said, I don't know if I can come without my band. They said, trust me, us. You're gonna like the guys you're playing with. I said, Turkey, huh? I was thinking of whirling dervishes, you know? Well, I'm very surprised. And I fell in love with this piano playing and the guys that I'm playing with. I'm glad I didn't bring my players. Karim is wonderful. He plays like he's in love. And it helps me sing better because I've played with a lot of wonderful pianists, but he has a flavor about him that I didn't expect to find in Turkey at all. Not at all. So give me a break for translation. Evet, önce çok şaşırdığını söylüyor Alan Türkiye'ye gelirken. Çünkü sormuş orkestramı getireyim mi diye. Hayır, orkestranızı getirmenize gerek yok demişler. Bunun üzerine nasıl olur? Ben sadece Türkiye'yi dervişlerin ülkesi olarak biliyordum. Nasıl orkestramı getirmeyeceğim diye düşünmüş. Fakat geldiğinde Kerem ve orkestrayla tanışınca çok memnun kalmış bundan. Ve Kerem'in müzik yaparken onunla piyanoyla dans ettiğini, hatta büyük bir aşk yaşadığını söylüyor. Bu işini çok severek yaptığını belirtiyor. Ve bundan da Türkiye'ye gelmekten de çok memnun kaldığını söylüyor. Ve ben Alan'a şimdi Türkiye'deki caz hakkında ne düşündüğünü soracağım ve yanıtını alacağız. And dear Alan, what do you think about the jazz in Turkey? Have you ever had a chance to listen to the other musicians? No, I haven't. The only musicians that I've heard have been through Karim Oğuz, who started the engagement with me, and John, who's on drums. I came here blind, just blind. I just threw myself into the water, and I had no idea that jazz was so popular here. Not just popular, I had no idea that you had players, musicians that were so adept at playing jazz, as if they lived it all their life.
usually when you go to another country, I've gone to Japan, gone to Indonesia, and there's always something lacking. You know, mm-hmm. they know how to play, but there's a rhythm that's always lacking, a mood. And it seems it must be natural with the musicians here, because Karim has it, Oğuz has it. It's as good as I've ever seen. Evet, ben Elin'a başka caz müzisyenleriyle tanışıp tanışmadığını sordum bunun yanı sıra. Ve işte daha çok Kerem ve Oğuz Bey'le birlikte çalıştığını söyledi. Onları dinlediğini söyledi. Ve diğerlerin birçok ülkeyi gezdiğinden, bunun içinde Endonezya ve Japonya'da dahil olmak üzere, diğer lerinden farklı olarak burada müzisyenlerin kendini müziğe adapte ettiğini den bahsetti ve Türkiye'ye gelmeden önce ben kördüm, ne olup bittiğinin pek farkında değilim dedi ve burada gerçekten kendini müziğe adamış, gerçek anlamda caz yapan insanlarla tanıştığını belirtti. Thank you, Alan. You're welcome. Kerem Bey, şu an çalıştığınız caz barda çekim yaptık. İsterseniz onu izleyelim. About him. I think he's a wonderful person and a great musician. I really recommend everybody buying his record. And what do you think about his composition? Very beautiful. Kerem has some tremendous harmonic sensibilities and is really great playing his tunes. They're very challenging, very hard tunes to play. And now he's listening to you. What do you say him? Kerem, I love you. It's been great working with you and thanks a lot for the opportunity. What do you think about his music? I think for a Turkish musician, a jazz musician, he plays wonderful. I love his voicings. I love the way he lays down the chords for me, so it enables me to improvisation over what he's playing. I think he's going to be quite a successful pianist. I know once he comes to New York City, they're going to love him, and you might not get him back. They might keep him in New York. Now he's listening to you. What can you say him? Karim, I think you're fabulous. Thank you for playing with me. I know sometimes that could have been difficult, but I'm a woman. What do you expect? But bravo. Thank you very much. Kerem'in bence en önemli özelliği Türkiye'deki caz müzisyenlerde demeyeyim, genel müzisyenlerde görülmeyen bir inatçılık var. Yani kafasına bir proje koyuyor ve onu gerçekleştiriyor. Çok üretken bir arkadaş. Bunu ben çok takdir ediyorum. Biz cazcılar genellikle çok yakınmaya, işte cazı sevmiyorlar, anlamıyorlar falan deyip devamlı böyle yakınmaya alışıyoruzdur. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yani bir takım cazın sorunları varsa bunun sadece nedeni dinleyici değil, biraz cazcıların işin business tarafına sahip çıkmaları lazım. Kerem bunu çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu işin içinde aşağı yukarı bir çeyrek asırdır içindeyim.
ve benim için gözlediğim, yani diğer müzisyenlerde gözlediğim bu kadar uzun bir süreç içinde dünyanın en virtüöz piyanisti veya trompetçisi olabilirsiniz ama bir yerde nefesiniz kesilirse, motivasyonunuzu kaybederseniz silinip gidersiniz. Bu iş biraz maraton işi, maraton koşusu gibi. Ve Kerem'de de bir maraton koşusunda bulunan bütün vasıflar var. Aşağı yukarı Türkiye'deki bütün caz müzisyenleriyle çalıştım. Fakat bunların arasında Kerem, caza başladığı günden bu yana sürekli kendisini aşmaya çalışan ve içinden gelenleri kendi bestelerine döken bir müzisyen arkadaşımız. Kerem Bey, programımıza katılamayan arkadaşlarınız da oldu. Onların da fikirlerini aldık. İsterseniz hep birlikte onları izleyelim. Bundan 25 yıl önce lise öğrencisiyken grafiker olmak istiyordum. Ve o zamanlar caz müziği dinliyordum. En büyük hayalim de iyi cazcıların plak kapaklarını yapmaktı. O zaman plak vardı sadece. Ve akademiye girip grafikte okurken en sevdiğim projede plak kapağı yapmaktı. Ve sevdiğim cazcıların kapaklarını yapıyordum. Miles Davis'in, Gary Mulligan'ın. Fakat hayatımda ondan sonra hiçbir zaman profesyonel olarak plak kapağı yapmadım. Ta ki geçen yıla kadar bir adamla tanıştım. Önce onu insan olarak çok sevdim. Sonra müziğini dinledim. Ve aslında kulaklarıma inanamadım. Dünya çapında bence bir caz piyanistiyle tanışmıştım ve bu beni çok heyecanlandırdı. Doğrusu önce CD'nin kapağını ben yapayım, kitapçığını ben yapayım demeye utandım. Ama teklif ondan geldi. Ve hayatımın en heyecan verici çalışmalarından biriydi. Çok beğendiğim bir cazcının CD kapağını sonunda yapabilmiştim. İsterim ki bundan sonra da bütün CD'lerin kapaklarını ve kitapçıklarını ben yapayım. Kerem, Türkiye'de şu anda bildiğim tek besteci, piyano bestecisi. Ve kendisiyle övünüyorum tanımaktan da. Ve zevkle albümlerini bekliyorum. Bir tanesi bir sene önce çıktı. Bir tanesi daha çıkmak üzere, haberim var. Arkadaşı olduğum için biliyorum. Ve uluslararası bir piyanist olacağını bekliyorum birkaç yıl içinde. Devamını bekliyorum. Peki Kerem Bey, iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? İstediğim... sağlığına iyi baksın ve yıllarca paylaşsın bunu insanlarla. Ve inandığım şey uluslararası bir piyanist olacağı bir günün kendisinin. Kerem Görsev'in başarısı bence... Ben yeni ciddi seviyeli müzikle ilgilenen gençlere hep işte onu dinledin mi, bunu dinledin mi gibi tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Ama şimdi bakıyorum, tür müziğe ilgi duyan insanlar bana benden önce Kerem Görsev'in müziğini anlatmaya ve onu dinlememi öğütlüyorlar. Kerem Görsev bu tür seviyeli ve ciddi bir müziği Türkiye'de gençlere çok çabuk aktardı. Onu güler yüzlü hale getirdi. Ve daha çok büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Onun müzik aşkı onun 24 saatini dolduruyor. Onun hayatında müzikten başka bilmiyorum o seviyede ne olabilir. Kerem Bey, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İsterseniz şöyle piyanonun başına gelelim ve sevgili Alan'ın da rehberliğiyle küçük bir konser izleyelim sizden. Tabii. Dear Alan, can you enjoy us? Yes. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me,
no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Whoa, no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me if you only grant me the right to hold you ever so tight and to feel in the night the nearness of you. Harikaydı. Bu parçanın ismini öğrenebilir miyim? Can I learn the name of the song? Yes, it's called The Nearness of You by Hokey Carmichael and Ned Washington. Aman tanrım. it's called The Nearness of You. Evet, bu sanırım daha kolay. Senin yakınında olmak diye tercüme edebiliriz. Çok güzel bir balat. Harika. Çok teşekkür ederim Kerem Bey katıldığınız için. Thank you for your participation. Sevgili seyirciler, bu hafta yepyeni bir genç başarıyla karşınızdaydık. Umarım sizler de bizim kadar zevk aldınız bu programda. Önümüzdeki hafta aynı kanalda, aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.